Çankaya Futbol Kulübü Başkanı Serkan Kılıç yanımızda. Başkanım, çok önemli bir galibiyet oldu Çankaya Futbol Kulübü adına. Üst üste 3. galibiyet. Takımın genel gidişatı hakkında bir bilgi alabilir miyiz? İkinci yarıya 5 maçta 2 puan alabildik. İlk 5 maçta. Tabii bu kurmuş olduğumuz kadroya uygun bir puan durumu değildi. Sonrasında arkadaşlar 3 haftadır 3'te 3 yapıyoruz. İlk 5 haftada kaybetmiş olduğumuz puanları hala telafi etmiş değiliz. Telafi edebilmemiz için işte Yomra deplasmanımız var. Sonra Kızılca Bölük maçlarımız var. Bu seriye devam eder isek belki aradaki puan farkları kapanır. Belki playoff'u zorlayabiliriz ama bunu yapabilmemiz için işte Yomra deplasmanı, Kızılca Bölük ile içeride oynayacak olduğumuz karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Bunu da bu 2 hafta içerisinde göreceğiz. Eğer 2'deki yapabilirsek belki farklı bir şeyleri zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Şu görüşüme katılır mısınız başkanım? Özellikle ikinci yarılarda daha iyi oynayan bir Çankaya Futbol Kulübü var. İlk yarılarda rakibi tutuyor, ikinci yarılarda da kontra ataklarla rakibi vuruyor ve üstün bir futbol sergiliyor. Bunun sebebi birazcık da şeyden kaynaklanıyor. Takım kaptanından kaynaklanıyor. Yaşı ilerlemiş eski futbolcumdu benim 1461 döneminden. Tabii son dönemiydi. Rica etmiştik gelip finali burada yapması konusunda. Tabii ikinci yarı oyuna alınması oyundaki bir anda oyun mantığını değiştiriyor. Oyuncu da özgüvene, diğer oyuncular da özgüvene sahip oluyor. Hepsi yan yana geliyor ama istemiş olduğumuz futbol oynuyor muyuz diye bana sorsanız istediğimiz futbol oynamıyoruz ama en azından kazanıyoruz. Bakalım şimdi son 9 haftaya girdik. Aşağıda ligde kalma mücadelesi sergileyen çokça takım var. Yukarıda çıkmayı ve playoff'u zorlayan çokça takım var. Ligin son 9 haftası bizim açımızdan da diğer takımlar açısından da oldukça üst bir performansta geçecek diye düşünüyorum. Yani ligin kalitesiz zevki son 9 haftada daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım, hep beraber göreceğiz, neler yaşayacağız beraber. Çok teşekkürler, tebrikler başkanım. Çankaya Futbol Kulübü Teknik Direktörü Adnan Şentürk yanımızda. Çankaya bugün Çatalcaspor'u hocam 2-1 yendi. Çok güzel bir galibiyet oldu. Üst üste 3. galibiyet. Bu stadyumda sanırım uğurlu geldi Çankaya'ya. Genel olarak bir düşüncelerinizi alalım. Tabii uğura çok inanmam da. Ama dediğin gibi 3 maçtır kazanıyoruz. Şimdi biz bu 6. maçımızı oynadık. Ve üst üste mağlubiyetler alan bir takımdan bir dönüşüm gerçekleştirdik. Çocuklar çok iyi uyum sağladılar bizim düşüncelerimize. Bir kere enerjimizi yükselttik. Çok coşkuyla oynamaya başladık. Çok iyi mi oynuyoruz? Çok iyi oynadığımız söylenemez. Ama kazanmaya odaklı bir oyun tercih ediyoruz ki bu dönemde bizim kazanmamız lazım. Hem takımın üst üste 4-5 maç kaybetmiş bir takımın tekrar düzlüğe ve rayına girebilmesi için, hem de bu özgüvenle daha sonraki maçları da daha iyi oynayarak geçiştirebilmek için. Dolayısıyla bugünkü maçımız zordu. Çatalca playoff'a çok yakın bir takım. Bizi yense playoff'lar arasında sadece 3 puan kalacaktı. Bu iddiayla geldiler ve iyi bir ekip. Yani ben ilk defa görüyorum. Oldukça iyi bir ekip 3. lig için. Ama biz 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı çevirmeyi becerdik. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. Hepimiz çok mutlu olduk. Bunu bu şekilde sürdürmeye çalışacağız. Hocam, şuna katılır mısınız? 68 Aksaray Spor maçının bir benzeri yaşandı. İlk yarıda kontrollü bir oyun. İkinci yarıda tamamen ipleri eline alan bir Çankaya Futbol Kulübü. Ve ikinci yarıda gelen galibiyet. Yani şimdi biz kontrollü oyunu tercih ediyoruz. Doğrusu Aksaray'da, Çatalca'da ligin güçlü takımlarından. Şimdi bunları kazanmak adına direkt üstlerine gidersek problem yaşayabiliriz. Nitekim golü yedik yani. Her iki maçta da gol yedik. Bunu yapmamalıyız. Bunun için tedbirli oynuyoruz ama maalesef bunu beceremedik. Her iki maçta da geriye düştük. Fakat bazı oyuncu özellikleriyle değişimi de gerçekleştiriyoruz. Cemre çok iyi, klas bir oyuncu ama 90 dakikalık enerjisi yok. Müsabakanın başında başlatabiliriz. Ama müsabakanın devamında bize çok gerekecek. Ve maçın başında rakipler daha diri.
Dolayısıyla biraz taktik anlamda önceden planladığımız şeyleri devreye sokuyoruz. Oyunu tutarak ama kontrol bizde kalarak oynamaya çalışıyoruz. Fakat coşkuyu yakaladığımız anda da iyi işler yapabilen bir ekibiz. Yani fark yapabilirdik. Onlar karambolle gol bulabilirdi ama biz net pozisyonlarla arkada onların bıraktığı boşlukları daha iyi değerlendirebilirdik. Bunu yapamadık. Bugünkü maçın eksiği oydu. Yani üçüncü golü bulmalıydık ve maçı daha rahat bir pozisyonda sürdürmeliydik. Son sorum hocam. Hedef artık playoff diyebilir miyiz? Doğrusu ben şöyle söyleyeyim. Bu takım bütün maçları kazanmaya aday olsun. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Yani her maçtan 3 puan alabilecek bir değer koyalım ortaya. Ve bu bizi nereye götürüyorsa ona rıza gösterelim dedim. Yani dolayısıyla şimdi bunu söyledik ve oyuncularımızla beraber 3 maçtır kazanıyoruz. Umarım böyle devam eder. Bu bizi nereye götürüyorsa ona razı olacağız. Tebrikler Adnan Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ahmet Eren yanımızda. Ahmet 3'te 3 oldu. İyi bir galibiyet oldu. İkinci yarıda Çankaya sanırım farklı oynuyor. İlk yarıda oyunu tutuyor. İkinci yarıda da gol buluyor ve maçı kazanmasını biliyor. Genel bir değerlendirme alalım. Hem de artık playoff'tan söz edebilir miyiz? Evet, artık söz edebiliriz. Çünkü 3'te 3 yaptık. Buna çok ihtiyacımız vardı. İkinci devreye çok kötü başladık. Sonrasında serilerle beraber yukarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Bu aldığımız 3 puan bizim için çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlarda da inşallah bu performansı, bu isteği, arzuyu sergilediğimiz sürece işimizin kolay olduğunu düşünüyorum. Biz sonuna kadar savaşacağız, pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar yukarıyı kovalayacağız. Biz elimizden geleni yapacağız, takdiri Allah'ın. Tebrikler. Fatih Üge yanımızda. Fatih, önemli bir galibiyet oldu. Artık sanırım playoff'tan söz edebiliriz Çankaya için. Bir düşme potasındaydı. Üst üste gelen galibiyetlerle puanını 34'e çıkardı. Galibiyet değerlendirmesi alalım senden. Öncelikle bu ikinci yarı bizim takımımız kurulurken hedefimiz playoff'tu. Şanssız mağlubiyetler aldık. Şanssız puan kayıpları yaşadık. Takım olgusunu oluşturamadık. Ama son 3 haftadır, 4 haftadır daha doğrusu iyi bir çıkış içindeyiz. İyi çalışıyoruz. Hocalarımızla, teknik eğitimde arkadaşlarımla hepimiz iyi çalışıyoruz. Bir birliktelik oluştu. Dediğiniz gibi yavaştan playoff'tan söz edebiliriz ama biz maç maç bakıyoruz. Şimdi önümüzde Yomra maçı var. Yomra maçını 3 puanla dönüp burada iç sahadaki maçımızı galip geldikten sonra playoff kovalayabiliriz yani. Playoff'a biz de kalabiliriz. Playoff'tan ikinciye çıkabiliriz diyebiliriz yani. Bundan sonra hedefimiz Yomra maçı deplasmanda. İnşallah 3 puanla döneceğiz orada. Tebrikler. Sağ ol.